Bugün gazetesi yazarlarından Nazlı Ilıcan köşe yazısıyla devam ediyoruz. AK Parti kurmaylarının gizli toplantısı. Noktanın internet sitesinde 7 Haziran sonrası AK Partili kurmayların seçimlere dair yaptığı bir değerlendirme yer aldı. Bu toplantıya katıldığı ileri sürülen Ömer Çelik, tamamen hayal mahsulü dese de ciddi tespitler söz konusu. Keşke bu haber doğru olsa ve biz de AK Parti'nin içinde sağduyu sahibi, gerçekleri görebilen insanlar var diyebilsek. Nokta'nın haberine göre 1 Eylül 2015'te Ömer Çelik, Mustafa Şentop, Lütfi Elvan, Taner Yıldız, İbrahim Uslu, Ali Sarıkaya, Efkan Ala, Faruk Çelik, Mücahit Aslan, Mahir Ünal, Ertan Aydın, İbrahim Dalmış gibi isimler bir araya geliyor. İşte sızan bilgiler. AK Parti kadın seçmen avantajını uzun bir süre elinde tutmuştu fakat artık bunu kaybetmeye başladı. Önceden kadınların erkek seçmene oranı 55'e 45 Şimdilerde bu oran eşitlendi. Karşılaştırmalı bir analizle bakılırsa AK Parti'ye destek veren kadınların %13'ü AK Parti'yi desteklemeyi bıraktı. Bunun en temel sebebi hayat tarzı kaygısıdır. Uzun yıllar Kürtlerin asıl temsilcisi biziz çünkü daha fazla oy alıyoruz. Klişemiz altüst oldu. Şu an Kürt seçmenin %57'si HDP'yi ve ancak %31'i AK Parti'yi destekliyor. Gençlerde AK Parti'nin başarı oranı çok düşük. Sadece 18-24 yaş arası grup değil, 25-35 yaş arasında da oy kaybettik. Bunun siyasi açıklaması AK Parti'nin soyunun kurumasıdır. Yeni seçmen arasında HDP ve MHP ortalamanın çok üstünde, CHP ortalama civarında, AK Parti ise ortalamanın çok altında bir oy almıştır. HDP %25, 7 Haziran'da oy oranı 13, MHP %24 17, CHP yüzde 25 ve AK Parti yüzde 22-41. AK Parti, muhalefet partilerini eleştirdiği noktaya doğru savruluyor. Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerini kaptıran AK Parti'nin Türkiye ortalamasının üstünde oy aldığı sadece iki bölge kaldı. Karadeniz ve İç Anadolu. Aralık 2014 itibariyle AK Parti seçmeninin yüzde... Yedisi yolsuzlukla suçlanan 4 bakanın masum olduğuna inanıyordu. Bu veriler AK Parti'nin elindeydi fakat herhangi bir adım atılmadı. AK Parti içi uyuşmazlık konuları oyları düşürmüştür. Merkez Bankası olayı, Hakan Fidan'ın adaylığı, çözüm süreci, Dolmabahçe mutabakatı, şeffaflık paketi, Bülent Arınç ve Melih Gökçek tartışması. Ömer Çelik Ege ve Akdeniz'deki AK Parti karşıtlığı çevrelerindeki illeri de enfekte etmeye başladı. AK Parti'nin en temel argümanı her bölgeden ve her kesimden oy alabilmesidir. Eğer bu olgu da AK Parti'nin elinden gidiyorsa sıkıntılı bir durumla karşı karşıya olduğumuzu bilmeliyiz. AK Parti kadın meselesini başörtüsü meselesine indirdi. Kadınlarda yüzde 13 gibi bir kaybımız olduğu belirtiliyor. Keza İmam Hatip mevzuda sürekli dilimizde. Sadece bu meselelerde değil birçok konuda yalnız AK Parti cemaatine konuşuyoruz. Toplumun geri kalanına bir mesaj veremiyoruz. Faruk Çelik. Kamplaşma çok tehlikeli. Biz bu kampta azınlığız. Yetkili ve etkili olduğumuz için farkında olmuyoruz ama nasıl ki 28 Şubat'ta bize zulmedenler bize karşı direnemediler, biz de bugün bu kesime karşı koyamayacağız. Efkan Ala biz çözüm süreci üzerinden PKK'ya silah bıraktırıp onları siyasete kanalize etmeye gayret gösterirken seçim stratejimiz çerçevesinde HDP'yi baraj altında bırakmayı hedefledik. Bu şekilde kendi siyasi planlarımızla çelişmiş olduk. Taner Yıldız Yolsuzluk konusundaki son durum nedir? 13 yıldır AK Parti'nin yolsuzluk yaptığını mı düşünülüyor yoksa sadece bu 4 bakan üzerinde mi yoğunlaşma var? Neyse bilirim, tedavi edelim. Konu başlığı ne olursa olsun AK Parti'de siyaset yapan kişiler kendilerini Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın söylemlerine hapsediyor. Kritik konularda onlar yanlış açıklamalar yapsa da onların yanlışları savunulmaya devam ediliyor. Eğitim oranı yükseldikçe bize oy verme oranı düşüyor. Neden? Bu mantıkla her şehirde üniversite açmak, kendi kendimizi bitirmek anlamına geliyor. İbrahim Dalmış İki başlı görüntü, tahammül edilecek bir mesele değil. Bu masa Cumhurbaşkanından direktif alsın ama kendisinin sahaya inmesi başka bir durum yaratıyor. Başbakanın konuşmaları kimseye hitap etmiyor. Profesyonel bir konuşma eğitimi almalı. Başkanlık sistemi tartışmasına kesinlikle girmeyelim. AK Parti tabanında bile herhangi bir karşılığı bulunmuyor. Mücahit Arslan her ne kadar yüzde 41 oy almış olsak da biz aslında yüzde 25'lik bir partiyiz. Biz istikrarı temsil ettiğimiz ve merkez sağ ve muhafazakar bir alternatifimiz olmadığı için yüzde 41 oy aldık. Son 4 yıl içinde lale devri yaşıyoruz ve toplumsal olanı gözden kaçırıyoruz. Ertan Aydın Bizim nefret kitlemiz artıyor. Bizi sevmeyenlerin artık nefret ettiği bir ortam oluştu. Bunun için biz de özel bir çaba harcıyoruz. Açılım yapıp nişantaşı ve cihangire talip olacak bir dil belirlememiz gerekiyor. Lütfü Elvan Gençleri kendi istediğimiz şekillendirme çabasından vazgeçmeliyiz. Bizim gençliğimiz sadece tekbir getirince diğer gençlerin bize yaklaşabilmesi hiç mümkün olabilir mi? AK Parti kurmayları aslında çok güzel analizler yapmış. AK Parti'nin gençler, kadınlar ve yeni seçmenler nezdinde niçin gerilediğini tespit edebilmiş. Başkanlık sisteminin, Cumhurbaşkanının sahalara inmesinin doğurduğu tepkileri anlamış. Yolsuzlukların verdiği zararı da görmüşler. Keşke o toplantı zaptını inkar edeceklerine, yanlışları bertaraf edecek adımlar atabilselerdi. Çünkü AK Parti merkez sağın oylarını da alarak kendisine sağlam bir temel oluşturmuştu. Yolsuzluklar, hesap verilmesini engelleme çabaları, hukuksuzluk, keyfilik bu temeli derinden sarstı. AK Parti giderek radikal sağ, din istismarcısı bir parti haline geldi. Mısır'da, Mursi'nin partisi neyse, Türkiye'de AK Parti de öyle oldu. Bir nevi Müslüman kardeşler gibi. Tabii en büyük zararı da dine ve dindara verdi. Allah adını dillerinden düşürmeden bu zulmü yapıyorlar, iftira atıp, hakaret ediyorlar. AK Parti kurmaylarının konuşmalarından açıkça telaffuz etmeseler bile sorunun Cumhurbaşkanı olduğu anlaşılıyor. Zira yolsuzluğun üzerine gidememelerinin sebebi o. Başkanlık sisteminin taliplisi o. Kutuplaşmanın ve gerginliğin mimarı o. Aslında derde devanın nerede olduğunu biliyorlar ama adım atmaya cesaret edemiyorlar. Davutoğlu'nun şaşkınlığı Ahmet Davutoğlu darmadağın oldu ne dediğini bilmiyor. NTV'de sarf ettiği şu sözlere bir bakın. Elimizde canlı bombacıların listesi var ama eylem yapmadan onları tutuklayamayız. Bir eylem hazırlığı içinde ama bunu gerçek bir eyleme dönüştürmedikçe veya elinizde o eylemin olabileceğine dair bir veri olmadıkça tutuklayamazsınız. Türkiye demokratik bir hukuk devleti. Dese ki savcı elinde ne delil var? Bir saat sonra da serbest bırakılabiliyor. Bunda kimse hukuku da suçlayamaz çünkü Türkiye sebepsiz yere insanların tutuklanabileceği bir ülke değil. Birkaç gün önce de Suruç katliamı şüphelisini yakalayıp emniyete teslim ettiklerini söylemişti. Oysa Abdurrahman Alagöz canlı bombaydı ve olay yerinde ölmüştü. Davutoğlu hafızasını mı kaybetti, bizimle alay mı ediyor yoksa her işi bıraktı şaka mı yapıyor? Tweet atanın bile cezaevine konulduğu, cemaatin hatta doğal medya grubunun terörist ilan edildiği bir ülkede IŞİD için gerekçe mi bulunamıyor? Söyleyelim, örgüt üyeleri birkaç tweet atsın, belki o zaman devlet yakalarına yapışır." diyor Nazlı Ilıcak bugün gazetesindeki yazısında.